Şu konuda çok soru gelmiş hocam. Mehmet Akif Ersoy da Abdülhamit'e karşı mıydı? İkisi de çok seviliyor. Hocam bu konuya bir açıklık getirsin derler pek çok izleyici. Vallahi teşekkür ederim. Güzel, çok çok soruluyor tabii bu Evet. önemli bir mevzu. Gerçekten Akif Abdülhamit Han'ın yani neredeyse can düşmanı. O kadar. Yani o kadar, yani tam Neden hocam? Bu manasıyla. düşmanlığın sebebi Neden? ne? İşte bununla mesela nedenini sorgulamak. Türkiye asıl bununla nedenini, Abdülhamit Han'ı ben anlamak, asıl bu noktada anlamak olarak görüyorum. Mehmet Akif'in düşmanlığının sebebini anlamadığımız müddetçe Abdülhamit Han'ı ben anladım diyen anlamamıştır. Bakın bu kadar net. Hocam anlatın ne olursun. İçimize İngilizler Lawrence'ler sokuyorlar. Lawrence'ler gönderiyorlar. Yani FETÖ bir Lawrence'tir. Lawrence'ler gönderiyorlar. Peki Abdülhamit Han'ın Lawrence'leri kim? Muhammed Abduh, Cemalettin Afgani. Bu iki Lawrence'i iyi bilecek Türkiye, iyi tanıyacak. Bugün bizim ilahiyat fakültelerimizde hala Abduh'u, Afgani'yi ve bunları övenleri överler. Bizim ilahiyat fakültelerimiz hala bu Lawrence'lerden kurtulamadı. Allah Allah. Evet. Onun için Abdülhamit Han hala anlaşılmıyor. Hala anlaşılamadı yani. Anladık diyenler de anlamıyor. 2017 Türkiye'si ilahiyat fakültelerinde bu isimler Hala bu okutuluyor. isimler öyle. Anlaşıl 80-100 bu basit bir şey değil Özlem Hanım. Bunu asla basit görmeyelim biz. Tam manasıyla Abdülhamit Han'ın üzeri örtüldü. Tam manasıyla. Kaldıralım hocam şu örtüyü biraz bugün. Bağırıyorum Kaldıralım. zaten. Evet. Duyun kardeşim, duyun diyorum. Yani bunu anlayalım. Bu ülke başka türlü tutamazsın. Yani Evet. yine gider. Sıkıntılar bitmez. Bu ülkenin Lawrence'leri İngiliz iyi yerleştiriyor. Adı Fethullah. Soyadı Gülen. Yani bizden biri gibi 30-40 sene insanlar her şeyini veriyor. Bu muymuş diyor adam ondan sonra. Bakın Osmanlı Bedrettin'e astı dedim ama kitaplarına dokunmadı. Ama Evet. Fethullah'ın kitaplarını biz camiden attırıyoruz bugün. Hala. Neden? Niçin attırıyoruz? Çünkü orada imanın Dini şartları bile yanıltıyor. Evet. anlatılmıyor. Evet. İslam'ın tamamen dışında doğru bir hareket atılıyor. Ama bizim alimlerimiz, ilahiyatçılarımız 30 sene Fethullah'ın peşinden gitti. Aban toplantılarında Fethullah'a methiyeler düzdüler. Bakın şimdi bunlar niye yanıldı? Neden yanıldı? İşte Fethullah'ı tanıyamamak, anlayamamak. Şimdi Akif de Heh, oraya geldim. Abdülhamit Han'da neden yanıldı? Neden? Abduh'u Afgani'yi İslam alimi olarak gördü. İki İngiliz casusu. Bu İki iki isim mason. de İngiliz mi yani? Abduh'u Afgan dediğiniz kişi İngiliz mi? Mason. Casus yani. Casus, ajan, İngiliz değil. Batılı, şeyli, Suriyeli. Ha. Yani Mısırlı. Evet. Bunlar din adamları. İranlı, Afgani. Hatta onu biz Afgani diyoruz. Afganistan'da bilmediği Anladım. zaman Cemalettin İstanbul'u diyorlar. Hı. İstanbullu Ama İngiliz diyorlar. casusları, değil mi? İngiliz casusu bunlar. İngiliz casusu. Hı. Ama adı Muhammed, adı Cemalettin. Evet. Bakın şimdi. Evet. Bir Şii İngiliz bunu alıyor. İyi yetiştiriyor. Mason locasına kaydediyor. Ve İngiliz lehine çalışan adam. İngiliz Abdülhamit Han diyor ki İngiliz Blunt'la meşhur işbirliği yapıp beni tahttan düşürmek için çalışan adam. Abdülhamit Han anlıyor, Abdülhamit Han biliyor. anlıyor, iyi Zaten biliyor. istihbaratı Şarlatan vardı. diyor. İyi bir istihbaratı var, İstihbarata anında sahip, geliyor. evet. Ama hala Türkiye'de Hayrettin Karaman bunu övüyor. Hala Türkiye'de İslam ansiklopedisinde Afgani mi yani? Diyanet'in İslam ansiklopedisinde Afgani 10 sayfa yazılıyor. Bunları çıkartmadan düzelmezsiniz kardeşim. Nasıl etkileniyor hocam Mehmet Akif Ersoy bu iki isimden? İnkılap İnanıyor mu istiyorum. onlara? Görüşüyor, inkılap istiyorum. Sohbetleri var. İnkılap istiyorum ben de fakat Abduh gibi asrın en büyük alimi Cemalettin Afgani. Bak şimdi yani kim gibi inkılap istiyor? Abduh gibi. Asrın en büyük alimi Cemalettin Afgani. Şimdi Abduh'u ve Afgani'yi bu kadar seven Mehmet Akif Etkileniyor onlardan. Abdülhamit Han'a ne Düşman diyor? oluyor. Öyle mi? Herifin sofrada şampanyası hala ayran.
Bari 20. asırdan utan artık hayvan. Diyor. Abdülhamit Han'a herifin sofrada şampanyası hala ayran. Bari 20. asırdan utan artık hayvan. Ne içmesi lazım? Şarap mı içecek? Yıldız'daki baykuş ölü vermezse eğer. Yıldız'daki baykuş. Ah efendim o ne zalim, o ne haindi. Kafes ardında hanımlar gibi saklıydı Hamit. Ali Osman'dan bu korkaklık edilmezdi ümit. Oo. Mehmet Akif'in dizeleri mi bunlar? Bunların hepsi Mehmet Akif'in dizeleri. Hepsi. Daha çok ağırları var, okumayın. Ben Akif'i acıyorum. Akif'e acıyorum. Akif'i, Akif bizim bugün yazarı, bir İstiklal Marşı şairimiz. Bugün bizim birlik bütünlüğümüzün çok sevilen bir köşe isim. Taşı, mihenk taşı. Evet. Bakın ayrı bir yer. Akif neden tanıyamadı? Bu suali soracağız ve biz Abduhu Afgani'yi tanıyacağız. Bid'at sahiplerini, takiyecileri tanımazsan yarın yine hata edersin. Bu adamları bugün hala ilahiyatlarda okutursan Abdülhamit Han'ı tanıtamazsın. Abdülhamit Han düşmanlarını, İngiliz yanlılarını, işte bugün de başımızdaki en tepedeki idarecilerimizi anlayamazsın. Devleti yıkarsın, yıktıktan sonra anlarsın. Yıksaydı FETÖ iki gözü iki çeşme gelecekti bu ülkeye. Biz bu cumhurbaşkanını anlayamadık. Yazık oldu, yazık ettik. Meğer büyük adammış. Çok iyi adammış. Anlayamadım ben. Sapır sapır gözyaşı dökecekti. Ve biz de kendimizden geçecektik. Biz de sevecektik Tayyip Bey'i. Tayyip Bey öldü gitmişti o zaman. Memleket gitmişti. 10 milyon insan daha ölmüştü. 200 bin kilometre kareye düşmüştük. Ama FETÖ ağlıyor. Biz de ağlıyoruz onunla beraber. Senaryo. Aynı senaryolar. Hiç değişen bir şey yok. Abduhu Afgani'yi bu millet tanımalı. İlahiyat hocaları anlamalı. Ama bizim ilahiyat hocaları dini yıkmakla meşgul. Peki hocam şunu yani, merak ettim. Bu Abduhu Afgani ne düşünüyor? Televizyonlara çıkıyorlar bazıları. Abdülhamit Han için bu Afgani dediğiniz kişi ne söylüyordu da Mehmet Akif bu kadar etkilendi? Bu kadar düşman oldu. Ne söylüyorlardı Abdülhamit Han için? Hangi damardan girdiğini tahmin etmek mümkün değil. Mesela basit bir şey söyleyeyim. Mehmet Emin Yurdakul. Türkçülerin piri. Evet. Büyük bir şairlerimizden değil mi? Evet. Mehmet Emin Yurdakul. Afgani'yi sevmek, peygamberi sevmek gibi lazımdır diyor. Allah Allah. Aynı zamanda Abdülhamit Han düşmanı. Ümmetçi Akif. Türkçü Mehmet Emin Yurdakul. Dinsiz Abdullah Cevdet. Dinsiz. Ona Necip Fazıl Kısakürek, Abdülhamit'i anlamak her şeyi anlamaktır dedi ya. Evet. Adudullah Cevdet diyor. Allah düşmanı. Cemalettin Afgani'yi sevmeyen Ebu Cehil gibidir diyor. Bu da Abdülhamit Han düşmanı. Ama aynı zamanda Afgani hayranı. Bakın birisi Cemalettin Afgani'yi sevmeyen Ebu Cehil gibi yaptı. Evet. Birisi peygamberi sevmek gibi lazım dedi. Birisi inkılap istedi ve Abduh gibi ümmetçi, Türkçü ve dinsiz. Üçü nasıl bir arada buluşabiliyor? Ve Cemalettin Afgani hangi damardan giriyor bunlara? Bugün de biz yerine göre bazen Tayyip Bey düşmanlığında bir takım hiç bir araya gelmeyecek çevreleri aynı noktada görmüyor muyuz? Evet. Yani bu adamlar normal zamanda bir araya gelemez. Zaten o gittiği zaman herkes birbirini kırar. Oyun. Yani oyun aynı oyun. Hocam tabii hangi, Mehmet hangi Akif Ersoy giriyor? İçin. Yani nasıl giriyor? Evet. Korkunç bir adam. Abdülhamit Han diyor ki benim böyle 10 adamım olsa dünyayı elimde oynatırım diyor. Ya bu şimdi kolay bir şey de değil şimdi bu tabii. Afgani. Evet. Kolay bir şey değil. İran'a gidiyor. Ey İranlılar siz niye bu Osmanlı'ya tabisiniz? İslam'a siz kol kanat gerdiniz. Halifelik sizin hakkınız. Siz niye bağlısınız? Siz halife olmalısınız. Görüyor musun? Sensin. Sen niye bağlısın? Ayrımcı, bozguncu. Yıkacak yani birbirine düşürecek İslam ülkelerini. Gittiği her yerde karışıklıktan başka çıkarmış adam değil.
Peki hocam, şimdi tabii Mehmet Akif Ersoy ile ilgili sorular sıklıkla geliyor. Mesela İsmail Akman sormuş, demiş ki Mehmet Akif Ersoy peki hiç pişman olmamış mıdır Abdülhamit Han'a söyledikleri için? Bunu şu şekilde bağlamak istiyorum. Şimdi vaktiyle İttihat ve Terakki'nin içinde olup daha sonrasında işte suçluluk duyanlar var. Bazı şairler, örneğin filozof Rıza Tevfik şiir de yazmış. Demiş ki tarihler adını andığı zaman sana hak verecek hey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına demiş. Yine Süleyman Nazif'in bir şiiri var. Padişahım gelmemişken ya da biz, işte geldik senden istimdada biz. Öldürürler başlasak feryada biz, hasret olduk eski istibdada biz demiş. İşte böyle pişmanlıklarını dile getirmişler. Acaba Mehmet Akif Ersoy da pişman olmuş mudur diye izleyicimiz soruyor. Ve filozof Rıza Tevfik diyor ki sonunda, velakin sultanım Gavs-ı Ekbersin, ahiretten bile himmet edersin. Çok çekti bu millet murada ersin, medet kıl şahım sen bu halkına. Böyle sen tamam afiyelerle olmuş dem sürdün ancak, bunlar her tarafa kurdu salıncak. Eli kolu kanlı bir sürü alçak. Yani sen hafiyelerinle devam ettirdin devletini. Bunlar her tarafa salıncak kurdu. Bunlar aykırı tek bir söze bile katlanamadı. Bunlar ası ası verdi. Hürriyetin ne olduğunu o baştaki gittiği zaman görürsün. Hürriyeti kim veriyormuş? Kim veriyormuş? Gittiği zaman, normal düzen bozulduğu zaman, müstebidi, istibdadı o zaman anlarsın. Bir teşkilat kuruyorsun, İttihat ve Terakki, ve yemin ediyorsun buradan kimse çıkamaz, çıkan öldürülür diye. Sen nasıl hürriyet vereceksin ya? Bir teşkilat kuruyorsun ve çıkan öldürülür diyorsun, buradan kimse çıkamaz. Hani sen hürriyetçisin? Yani bir teşkilatın şeyine bak, o kanununa, kaidelerine bak, adamı tanı. Niye çıkamayayım ya? İlahi bir nizam mı? Din mi? Nedir bu? Niye çıkmayayım? Sen asla hata mı etmesin? Sen kimsin? Çıkan öldürülür. Bu adamlar memleket idare edebilir mi? Böyle düşünen insanlar. Yeraltı örgütü. Bunların hepsi yeraltı örgütü. Yeraltı örgütü yerin üstüne çıktığı zaman olacakları düşün. Bunlar her tarafa kurdu salıncak. Filozof Rıza Tevfik. Rıza Tevfik. Müthiş bir pişmanlık şiiridir. Evet, evet. Bakın gerçekten çok güzel o şiirler. Dörtlükler. Müthiş bir pişmanlık şiiridir ikisinin şiiri. Peki. Mehmet Akif pişman oldu mu? Evet. Yani ben Mehmet Akif'ten çok daha güzel şiirler beklerdim. Böyle sözleri söylemiş bir insan olduğu için. Yani çok şiirleri var Abdülhamit Han'la ilgili. Çok acı şiirleri var. Ne melunsun ki rahmetler okuttun ruhu iblise. İblise rahmet okuttum, şeytana rahmet okuttum. Bunlar ağır sözler. Peki Akif ta 33'lü 34'lü yıllara kadar yaşadı. Her şeyi gördü. Evet. Perişanlığı gördü. Evet. Arnavutlu'nun elden gittiğini gördü. Kalk baba kabrinden kalk diye bağırdı. Gör gidiyor Arnavutluk yanıyor bir bak. Gidiyor hem de nasıl gidiyor, bir daha gelmez ebedi. Yandı tutuştu. Ama Abdülhamit Han'a şöyle bir zevkle okuyabileceğim. Ya ne pişman oldu diyeceğim. Çok yanıldı diyeceğim bir şey söyleyemedi. Neden söyleyemedi? Bu Abduh ve Afgani yüzünden mi gene hocam? Aynen. Çünkü Abduh ve Afgani itikadı bozuk. İtikadı bozuk adamlar, ehli sünnetin dışına çıkmış adamlar. Bunların tabii çok dini şeyleri de var. Ben oralara çok girmek istemiyorum. Bunların dini farklı bozuk fikirleri var. Ehli sünnetten çıkmış. Bunlara çok fazla reddiyeler yazdı İslam alimleri. Dolayısıyla oraya çok girmek istemiyorum. Bundan önce dönmesi lazım Akif'in. Buradan dönmedikçe buraya dönemiyor. Yani bid'at ehlini sevdikçe ehli sünneti sevemiyorsunuz. Bid'at ehlinden vazgeçmedikçe tam tevbede nasip olmuyor adama. Ben üzülürüm Akif'e. Yani ben Safahat'ı ezberlemeye kalkmış bir insandım. Çok güzel şiirleri var Safahat'ta. Evet, Safahat. Liseli yıllarımda ben %50'sini ezberlemiştim. Öyle mi? Evet.
Yani